merhabalar. Ben Sarp Bozkurt. Kafasının içinde sürekli Sezen Aksu'nun kutlama şarkısı çalan, memleketine çoktan bahar gelmiş ama bunu geç fark etmiş biri olarak karşınızda bulunuyorum. Ben her şeyi erteleyen biriydim. Hayatım boyunca böyle oldu. Eskiden yaşamayı sadece vakit geçirmek için yaşayan biriyken, şimdi yaşama tutkusuyla dolup taşan bir insan haline geldim. Eskiden, o zamanlar yani, olmak istediğim adamdan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyordum. Ama şimdi olduğum adamla her gün biraz daha fazla gurur duyuyorum. İşte size bunun hikayesini anlatacağım. Bunu anlatmak için yaşadığım evreleri dörde böldüm. 1- Ertelememek. 2- Kabul etmek. 3- Yargılamamak. 4- Mutlu olmayı seçmek ve şükretmek. Bu aslında her yerde gördüğünüz, çok alışılageldik başlıkları yaşamanın gerçekten imkansız olmadığının canlı bir kanıtı olarak karşınızda bulunuyorum. Aynı zamanda mühendisim. O yüzden size bunları rasyonel bir şekilde anlatmak için bu maddelerin arasını ama ve bu yüzdenlerle dolduracağım. Şimdi bu hikayemiz 2018 yılından önceye dayanıyor. O zamanlar bahsettiğim gibi her şeyi erteleyen biriydim. Ama her şeyi. Çalışmayı, dinlenmeyi, mutlu olmayı, mutsuz olmayı, olan güzel bir şeyle gülmeyi, ağlamayı, duygularımı yaşamayı, her şeyi erteliyordum. Erteliyormuşum daha doğrusu. Çünkü insan yaşarken bunun farkına varmıyor tabii ki. Duygularımı yaşamayı da ertelediğimi fark etmem acı bir tecrübeye dayanıyor. 1 Nisan 2016'da babamı kaybettim. Çok güçlü durmuştum. Hiç ağlamıyordum. Güçlü durmak için çaba sarf etmiyordum ama bayağı güçlüydüm. Ve 2 yıl böyle yaşadım. Sonra o sabah, 29 Kasım 2018 sabahı ağlayarak uyandım. Ama böyle nasıl bir ağlama yani, bayağı içimden parçalar gidiyor. Çok da mantıklı bir sebebi var ağlamamın. Babamı özlemiştim yani. Onunla yeterince vakit geçirmediğimi, onu bazen üzdüğümü, onunla bir daha müzik dinleyemeyeceğimi, ki yapmaya en sevdiğimiz aktiviteydi, birlikte dans edemeyeceğimizi falan düşünüyordum. Ve bunlarda çok haklıydım. Çünkü hayat böyle bir şey. Yaşamak için tek bir şansınız var. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bu ağlama seansı bir sürü keşkelerle doluydu. Keşke çok karanlık bir yer. Ama iki taraflı çalışan bir mekanizma. Yani hem yaptıklarınız hem de yapmadıklarınız için keşke diyebilirsiniz. İşte o hayatımı değiştiren ağlama seansının sonunda evet ya dedim. Ben bundan sonra yaptıklarım için keşke demeyi seçiyorum dedim. Ben bundan sonra istediğimi ve hissettiğimi yaşayacağım dedim. Söylemesi inanılmaz kolay da bir cümle bu. Ben bundan sonra istediğimi ve hissettiğimi yaşayacağım diyen bir sürü insan var. Ama karşılarına yaşamak zorunda oldukları bir şey çıktığı anda istediğini değil, yapmak zorunda olduğu şeyi yapıyor çoğu insan. Neyse, ben bu kararımı biraz böyle gerçekten doğru bir karar mı verdim falan, bunu bir ölçüp biçmek için biraz da bu ağlama seansının bendeki bu hüznünü azaltmak için sokağa attım kendimi. Eşimle birlikte böyle normal yürüyoruz. Sonra her yürürken, her kırmızı ışığa geldiğimizde o kırmızı ışık yeşile döndü.
Bu belki 3 kere oldu. Ama bana 33 kere geldi. Çünkü ben bunu öyle yorumlamak istemiştim. O anda bu bakış açısına ihtiyacım varmış hayatımda. Ve sonra eşime döndüm. Dedim ki, bak aşkım, aşkım diyordum o vakitler. Bak aşkım. Bundan sonra bütün hayatım böyle gidecek. Ben gitmek istediğim yere gideceğim. Ve önümdeki bütün kırmızı ışıklar yeşile dönecek dedim. Ama tabii ki hayatımın böyle bir akış içinde ilerlemesini sağlamak için hiçbir şeyi ertelememem gerekiyordu. Şimdi ilk başta bahsettiğim rasyonel olma kısmına geliyorum. Hiçbir şeyi ertelememek için o anda istediğim ve hissettiğim şeyi yapmam gerekiyordu. Ama bunların bir sonuçları olacaktı. Bu yüzden bu sonuçları kabul etmem gerekiyordu. Şimdi hayatınız boyunca önünüze istediğinizi ve hissettiğinizi yapmanız için sizi yüreklendiren bir sürü slogan çıktı. Carpe diem. Anı yaşa. You only live once. Hayat bir gün, o da bugün. Böyle şeyler. Bu bir sürü insanın dövmesi olan bu sözleri yaşamak aslında bunları okumak kadar kolay değil. Gerçekten zor ve bunlar için bedel ödemeniz gerekiyor. Çünkü her şeyinin ve yaptığın her seçimin mutlaka bir sonucu var ve bu sonuçları kabul etmen gerekiyor. Mesela kabul etmek ne demek? Bu arada kabul etmek benim bu mutluluğa giden yoldaki tırnak içinde aşmam gereken en zor adımdı. Nedir kabul etmek? Her şeyi kabul etmek. Yani birini üzdüğünü, sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattığını, kendinden ve yeteneğinden emin olmadığın için özgüvensiz olduğunu ve bu özgüvensizliğin acısını başkalarını kırarak çıkardığını, insanları, seni sevenleri hayal kırıklığına uğrattığını, bunları kabul etmek. Bunları sayınca sen acaba kötü bir insan mısın? Yani iyi şeyler saymadın diye olabilirsiniz ama ben sadece dürüst bir insanım. Çünkü bu saydıklarım her insanın yaptığı şeyler aslında. Ve eğer istediğinizi ve hissettiğinizi yapıyorsanız mutlaka bunları kabul etmeniz gereken sonuçlar ortaya çıkacaktır. Emin olun bundan. Size bu kabul etme olayını bir tane böyle somut bir örnekle, bizzat yaşadığım somut bir örnekle anlatacağım. Ben senaryo yazmaya ve hikaye oluşturmaya sevdalı bir insanım. Mesleğim de bu. Hayattaki en büyük tutkum da bu. Ama bunun için sabahlara kadar ofiste çalışmamız gerekiyor bazen. Sabaha kadar ofiste çalışıyorum. Yorgun bir şekilde sabah eve gidiyorum. Kapıyı açtığımda çoktan uyanmış, çoktan kahvaltısını etmiş, çoktan birlikte vakit geçirmiş, hayal kırıklığıyla ve yalnız gözlerle bana bakan eşim ve bir yaşındaki çocuğumun gözünün içine bakmam gerekiyordu. Şimdi hiçbirimiz tabii ki ailemize hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz. Hatta çoğumuz bunu kaldıramayız da. Bu yüzden istediğini ve hissettiğini yapmak o havalı cümlelerdeki gibi bir şey değil. Gerçekten bedel ödemen gerekiyor. Peki ben bunu yaptığım için mutsuz muyum? Çok net hayır. Değilim. Çünkü ben yine bunun sonucunu kabul ediyorum. Kabul ettim. Ve ileride bu hayatta en çok istediğim şey için yeterince çabalamadığımı fark edip bu mutsuzlukla bütün yakınımdakileri suçlamak yerine bu bedeli ödemeyi tercih ettim. Peki, başka çirkin bir soru. Bu beni kötü bir baba yapar mı? Bilmiyorum. Şimdi elbette burada
bu verdiğim örnek kötü bir örnekti. Yani hayatımda tabii ki bir denge kurmaya çalışıyorum. Bazen başarılı oluyorum, bazen başarısız oluyorum. Bu kötü bir örnekti. Bütün hayatım sürekli ofiste ve ailemi bir saat görüp sonra ofise gitmekle geçmiyor tabii ki. Ama hata yaptım. Hata yapıyorum ve hata yapacağım. Ve bunların hepsini de kabul ediyorum. İşte bu derece her şeyi kabul etmek insan hayatında başka bir kapı daha açıyor. Özgüven kapısı. Başarını veya başarısızlığını kabul ettiğinde özgüvenli bir insan haline geliyorsun. Ve özgüvenli bir insana kim ne zarar verebilir ki? Zaten kim olduğunu ve yaptığın bütün hareketlerin ve bütün seçimlerin bir sonucu olacağını kabul ediyorsun. Ve bu yargılamamaya götürüyor seni. Daha doğrusu yargılamamaktan önce yargılanmayı da kabul ediyorsun çünkü. Çünkü mutlu olmayı seçtiğin yöntemden dolayı biliyorsun ki birileri seni yargılayacak. Mutlaka. Sen de aynısını yaptığın için kimseyi yargılamamaya başlıyorsun. Çünkü kimin nasıl bir hayat yaşadığını bilemezsin. Ve birilerinin aldığı kararlar ve bu kararların doğruluğu veya yanlışlığı seninle alakalı şeyler değil. Ki zaten doğru veya yanlış diye bir şey de yok. Bu insana göre veya insanın bakış açısına göre değişen bir şey. Ve bu yargılamamayı öğrenmek insanı çok rahatlatan bir şey. Hayatın yargıladığın şeyi sana yaşatmak gibi harika bir huyu var. Mükemmel bir şey. Yani az önce anlattığım olayda böyle içten içe yapanların ailelerini hayal kırıklığına uğratacağına yemin edebilirim. Çünkü hepimiz insanız. Ve herkes hayatında en az bir kere ailesini hayal kırıklığına uğratacak maalesef. Ben mutlu olmanın bir seçim olduğuna inanıyorum. Ve yaşadığım her olayda da beni mutlu edecek, şükredecek bir şey bulmaya çalışıyorum. Ve şu zamana kadar da her zaman buldum. Eğer zaten mutsuz olmak istersen en ufak olayda da seni mutsuz edecek bir şey bulabilirsin. O yüzden mutlu olmanın bir seçim olduğuna inanıyorum. Sözlerimi de Neredesin Firuze adlı filmdeki bir replikle bitireceğim. İntihar etmek istiyorsanız yaşayarak edin. Çok teşekkürler. Sağ olun.